sakin, kimse yok, köy küçük bir köy, efendim kafa dinlemek için tam ideal, inzivaya çekilmek için tam ideal, öyle buralarda öyle çok hareketli, kalabalık, giden gelen yok yani, değil mi? Dağın başı buralarda. Yani dağın başı, her taraf orman. Dağın başı, orman, dağın başını isteyen, orman isteyen. Hani köyde insanlar var, cami var yani. Bakacağız, köyü de göstereceğiz. Hemen köyün dibinin olması büyük bir avantaj. Hani böyle tam dağın başı derken, köy dağın başına kurulmuş. Yani dağın başında boş bir yer değil yani. Korkuya, endişeye gerek yok. Köyün 50 metre, aha evler burada. Elektriği, suyu bile alabileceğiniz gibi dibinde, girişinde öyle bir konuma sahip. Burası satılacak değerdeyiz. Balıkesir Balya Göloba mahallesindeyiz. Burada 4500 metrekare köyün dibinde, hemen buradan itibaren evler başlıyor. 50 metre en yakın eve mesafesi. Elektrik, su 50 metreden alınabilir. Güzel bir havadar, manzaralı her yer. Bakın her yere hakim. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Burası sanki bir bütünmüş gibi. Acayip taşlar var. Neresi burası? Abi ormanların içinde kaldık. Her taraf orman. Burada rüzgar gülleri var. Evet. Tepede. Rüzgar gülü var orada. Taraflar. Geldiğimiz yol hep böyle çam ormanları. Tabii yeni ekilen ormanlık alanlar da var. Çam fıstığı ağaçları ekilmiş. Yerimiz burası. Etrafı çevrili, basit üstü şekilde tellerle çevirmişler. Burası yol boyu. Yerimiz düzgün. Biraz yer yer taşlar var, kayalar var yer yer. Yani bakın mesela orada var, şurada var. Bu kayalar da yani ben mesela böyle bir yer alsam, sen böyle bir yer alsam, ben böyle bir yer alsam ne yaparım? Mesela şurayı bozma. Şimdi bunun farklı bir şeyi var. Mesela doğal, değil mi? Evet. Bir doğallığı var. Ne yaparım? Onu ya farklı bir şeyle boyarım, ya oradan böyle bir su yaparım, böyle o su akar, kenarına böyle eşerim, böyle bir havuz gibi yaparım. Oradan o su oradan böyle bir su şeyi olur, değil mi? Evet. Bir görsellik sağlayabiliriz. Yani doğallığı bozmadan bir görsellik sağlanabilir. Doğada yaşıyorsanız bu tür şeyleri
yaptığınız zaman hem doğayla uyumlu olur hem de göze hoş gelir değil mi? Geliyorlar doğanın içerisine kocaman bir ev yapıyorlar, bina gibi ev yapıyorlar. Yani böyle köyün usulüne uygun evler yapmak lazım ki yani doğaya uyumlu olsun. Böyle abuk subuk şeyler de oluyor, olmuyor değil. Doğaya uyum süreci çok önemli değil mi? Evet. Sen ne diyorsun bu konuda? Güzel, bence de senin dediğin mantıklı abi. Yani o taşı oradan kaldırıp yani farklı bir yere koymak kötü bir görüntü oluşur. Ama burada dediğin gibi değişik bir su şelalesi görüntüsü oluşturabilirsin. Dediğin gibi renkli bir şeye boyayabilirsin. Olabilir, farklı bir şey yapılabilir. Yani bozmamak lazım. Yani. Yer çok fazla olan taşlar tabii ki atılabilir. Ben veya farklı o taşları da atmayacaksın aslında. O taşları da kullanacaksın değil mi? Yani mesela buraya dedin ya havuz yapacaksın. Mesela kenarını örmek için o taşlardan kullanacaksın. Yani o taşları güzel yontacaksın. Kenarlarını biraz genişleteceksin. Şöyle biraz daha geniş şey yapacaksın. Bir, güzel bir şekil olacak yani. Yani farklı güzel olur. Bir şey olur. Evet. 4500 metre kare. 4500 bayağı da büyük, hani istiyorsunuz ya hemen köyün dibinde olsun efendim, büyük bir yer olsun diyorsunuz. İşte burası da hemen köyün dibinde, dağların içerisinde efendim, ormanların içerisinde. Gönen'e yaklaşık 50 kilometre, 35-45 kilometre, 35-10 da Danışment'le burası 10 kilometre, Gönen'e 45 kilometre mesafede. Burası satılacak değerli dostlar. Hava olarak güzel çünkü dağlıkların içerisinde olduğu için güzel. Evet, bakalım burası satılacak mı? Burayı alan olacak mı? Meraklısına değil mi? Evet. Meraklısına satılır. Neden dolayı satılır? Köyün dibinde olması, elektrik suyun alınması cazip ediyor değil mi burayı? Yani. Ya bir de ormanları seven insanlar var mesela abi. Orman seven insanlarımız var. Evet. Gelsin burada ormanda yürüyüşünü yapsın, kamp kursunu yapsın, ne bileyim yani hiçbir yere gitmesine gerek yok. Burada her şeyini yapabilir. Yapabilir. Yani toprağı burada da güzel, toprak da güzel, verim de güzel olur burada. Toprağa baksana ne kadar güzel ha. Bak. Toprağın şeyine bak. İşlenmemiş toprak. Baksana tam çiçek toprağı gibi, görüyor musun? Evet. Harika bir toprak. Burada var ya ne domates biber olur biliyor musun? Gelelim buraya. Yani biz. Çok güzel. Bir toprak ticaretine başlarız. Evet, zaten hayvan gübrelerini de buraya atmışlar. Bak orada bir var, burada bir var. Bu hayvan gübreleri kurumuş. Bir de burada hayvanları yaymışlar. Hayvanları yaymış, şimdi ne olacak? Baksana bu gübre burada yanıyor. Yanıyor. Yanıyor, toprağa karışıyor. Toprak da böyle güzel olmaz mı yani? Şu gübreye bak, yanmış. Evet, görüyor musun? Evet. Kurumuş, yanmış, yağmur yağmış. İşte toprağa dağılıyor. İşte organik, doğal. Doğal, organik, işte mahsul. Burada var ya, ürünler patlar böyle. Çatlar. Toplamaya yetişemesin abi. Yetiştiremezsin. Yetişemez. Toprak çünkü gübreli toprak yani. Kimyasal yememiş. Buralarda zaten tarım yok gibi bir şey. Çünkü buralar hep ormanlık araziler. Az bir tarlaları var. Çoğu yer orman, orman köyü. Burada daha çok hayvancılık tarzı şeyler yapıyor. Zaten köyde de nüfus falan pek kalmamış. Biraz dağların içerisinde kaldığı için böyle meraklısı, bu tarz yerleri sevenler için çok ideal. Bazı müşteriler ya köye, şehre yakın olsun, hastaneye yakın olsun, şöyle köyde şu şey imkanlar olsun. Öyle bir imkanlar yok yani. Araban olacak bu köyde. Tamam, Danışment'e hemen 10 kilometre, 10 dakikada marketi olan, pazarı olan, imkanı olan ileride Danışment mahallesi var buranın. Büyük bir mahalle. Oradan gerekli ihtiyacınızı alabilirsiniz. 10 kilometre mesafede sağlık ocağı falan hepsi ilçede, hastane ilçede. Onlar da 25-30 kilometre mesafede. Evet değerli dostlar. Burayı yazlık olarak alınabilir değil mi? Evet, yazlık olarak çok güzel olur. Yazlık olarak gelip burada 5-6 ay kafa dinleyeceksin değil mi? Kafa dinleyeceğim. Bol bol sebze üreteceksin abi. Bol bol tefekkür edeceksin. Tefekkür o önemli zaten. Değil mi? Evet değerli dostlar, bugünlük bu kadar.
gece annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçek, annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Hakla yaptı.